Kanalıma hoş geldiniz. Hazır karantinadayken artık sık sık video atmayı düşünüyorum. Kafamda binlerce düşünce, ne atsam ne atsam dedim, şuradan bir ampul yandı. Benim hala yanıtlamadığım dertlerim var. Çok unutkan oldum. Evde durmak beni köreltti gerçekten, çünkü hiç konuşmuyorum. İnsanlarla iletişime girmiyorum. Hani sürekli mesajlaşıyoruz arkadaşlarla falan ama konuşmayı unuttum. Kantine halimdeyim. Pijamam. Hatta pijamamda boya lekem bile var. O kadar doğal ve cips mukbang eşliğinde. Telefonum nerede ya? Telefonum? Evet. Telefonum yok. Telefon nerede? Telefon. Bir önceki iki tane Tarantino mu demek istedim acaba? Karantina videosu. Bir kelime istedi, şöyle oluyor mu? Bir kelimeyi sürekli söyleyince o kelimenin doğrusunu unutuyorsunuz. Ben de sürekli oluyor. Acaba mallığımdan mı, yoksa bu bir rahatsızlık mı? He. Cips eşliğinde. Suyumu da alayım. Karantina videomdan hatırlamanız lazım. O videoları da yukarı koyuyorum. Ve şimdi de dertlerimize başlayalım. Hiç derdimiz yokmuş gibi biraz daha böyle dertlenelim. Birini sevdim. Çok sevdim. Söyleyemedim. 10 yıldır böyle söylemeden sakladım. Her gün hangi saatte ne yaptığından ne yediğine kadar biliyorum. Ama adımı dahi hatırlamıyor. Aynı sitede oturuyoruz. Kartımda duruyor. Gidip söylemiyorum. Her gördüğüm yerde kaçıyorum. Sırf ondan başka kimseyi sevmemek için okulumu bile İmam Hatip seçtim. Onu ölene kadar hep seveceğim. Takıntılı mısın kardeşim? Yani onun ne yediğini, ne içtiğini, her dakika ne yaptığını nasıl bilebilirsin? Sapık mısın? Ben nişanlımın her dakika ne yaptığını bilemiyorum yani. Sen hayatında olmayan birinin her şeyini nasıl bilebiliyorsun? İlginç. Niye kaçıyorsun hani? Reddedilmekten mi korkuyorsun? Ne kaybedersin? Zaten senin hayatında olmayan biri. En fazla onu sevdiğini söylediğinde yine hayatında olmayacak. Yani bu senin için bir kayıp ya da bir kazanım olmayacak. Belki de onu kazanacaksın. Bilemezsin. Yani keşke diyebileceğiniz şeyler şuranızda kalmasın. Yani bence bir adım atın. Ondan başka sevmemek için okulumu İmam Hatip seçtim ne demek? O da mı İmam Hatip'te? He. Erkeklerle aynı sınıfta olmamak için mi? Jetonum biraz geç düştü de. Neyse, diğer derdimize geçiyor. Ben aşk dertlerinde çok sinirleniyorum ya. Böyle abartıyorsunuz bence. Siz hayatınızı sevmiyor musunuz? Bu kadar abartmaya gerek yok. Biraz relax olun. Merhaba. Ben 18 yaşındayım. Babam benim üstümden bir yalan atıp üvey annemle boşanmaya çalışıyor. Yakında mahkeme var. Ben de üvey annemi çok seviyorum. Ama babamdan nefret ediyorum. Şu an babamdan nefret ediyorum. Babamla kalıyor. O kadar anlamsız bir yazı ki şu an bu. Babamla kalıyorum. Annem başka yerde kalıyor. Evden kaçıp üvey annemde kalabilir miyim? Kalırsam nelerle karşılaşırım? Derdimi dinlediğin için teşekkür ederim güzel insan. Bir yabancıya ne kadar güvenebilirsin? Üvey anne demek benim için bir yabancı demek. Git sokakta kal yani, bir yabancının evinde kalacağına. Nasıl yani? Üvey anneni daha çok nasıl sevebilirsin? Tamam, insan olarak seviyor olabilirsin ama bilemedim ya. Onunla kalırsam nelerle karşılaşabilirim diyorsun. Yani bir gün kapının önüne konulabilirsin yani. Sonuçta onun öz çocuğu değilse bu olacak ihtimallerden bir tanesi belki. Yani seni kaçırabilir. Ne bileyim, böbreklerini çalabilir. Bunları mı duymayı bekliyorsun yani? Anlamadım. 16 yaşındayım. Boyum 1.60. Parantez içinde erkeğim. Her gün boyumun uzaması için zıplıyorum. Ve 3 yılda 4 santim uzadım. Bu gidişat hiç iyi değil. Bir elimden geldiğince uzatmaya çalışıyorum. İlgi duyduğum kız bile benden daha uzun. Ailem dindar olduğu için her sorunda Allah diyor. Olmuyor bu şekilde. Zamanım var, uzarsın da demeyin. Uzamıyorum. Yani boyun 1.50 olsun, 1.60 olsun. Bu erkeksin diye bu senin bir kusurun değil yani. Bu boyunu sen seçemezsin ki. Bak, elinden geleni yapıyor musun? Basket falan oynuyor musun? Bir şeyler yapıyor musun? Bunu kafana takmamalısın bence.
sen böylesin, bunu herkes bu şekilde kabul etmeli ki zaten bu senin çok fazla değiştirebileceğin bir şey değil. O yüzden bence kafana takmamasın kendini böyle kabullenmesi. Sen de kimsenin beğendiği gibi olmak zorunda değilsin. Seni de bu haline sevecek biri tabii ki de var dünya üzerinde. Boş ver, ne karakterlerle ne insanlar seviliyor. Seni mi sevmeyecekler? Sen düzgün bir insan ol yeter. Merhaba, üniversiteye başlayalı bir ay falan oldu. Ailemden uzakta okuyorum. Çoğu zaman kendimi yalnız hissediyorum. Pek arkadaş edinemedim. Konuştuğum birkaç kişi var. Ama onlar da kendi aralarında kaynaşmış. Beni takmıyorlar. Ayrıyeten kafama böyle şeyleri çok taktığım için ailemin yanına habire gittiğim için derslemeyi anlaşamadım. Bu hafta vizelerim başladı ve ben doğru dürüst çalışmadım bile. 4 tanesine girdim. Hep iç açıcı değil. Bla 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 bla. Şimdi de kendi kendime diyorum ki derslerin kötüyse burada ne işin var, niye kendini eziyet ediyorsun gibi sorular beynimde dolanıyor. Şeytan diyor al bavulunu dön ailenin yanına ama yemez işte. Bir de sosyal anksiyete var bende, her şeyi düşünmekten kafayı yiyeceğim. Seni kendime çok benzettim, konuşacağım. Korona değilim, boğazımda gıcık var. 1. Önce bir doktora gitmelisin. Doktora gitmek ayıp bir şey değil. Anksiyete bende de var. Biraz hafifledi tabii ki şu an. Gitmelisin. Ondan sonra sosyal anksiyeten var demesin ya. Kendin açılabileceğin şeyler yapmalısın. Seni kimse izlemiyorsa bile videolar çekip paylaşmalısın. Bu seni biraz özgüven sahibi yapabilir. Yani insanların arasında karışamıyorsun. Ve ben gerçekten sosyal medya sayesinde yendim utangaçlığımı, sosyal anksiyetemi. Zamanında Scope diye bir uygulama vardı, belki bilirsiniz. Ben her şeyden çok fazla utanan bir insandım. Önce orada videolar çekmeye başladım. Gerçekten rahatladım yani, düşüncelerimi belirtmek, insanların beni izlemesi ve artık gerçekten utangaçlığımı kırdığım nokta orasıydı. Bir şeyler çekmek ayıp bir şey değil yani, dalga konusu olacak bir şey de değil. Mesela TikTok'ta herkes dalga geçiyor. Sana ne? Belki orada insan kafasını dağıtıyor. Belki eğleniyor. Tamam, cringe şeyler de var ama ben onu hangi amaçla kullanıyorum sen bunu bilemezsin. Ben de kullanıyorum TikTok ve bu kimseyi ilgilendirmez. Evet, bana kendimi iyi hissettiriyor. İnsanların videolarımı beğenmesi, yorum atması bana kendimi iyi hissettiriyor. Ben anksiyetemi yenmiş hissediyorum. Bu tabii ki ilaç da kullandım. İlaçların da çok fazla etkisi var. O üzerimdeki stres kalktı. Öncelikle dediğim gibi doktora gitmelisin. Bu birdi. İkincisi, insanlarla arkadaş olmak istiyorum diyorsun ama onlar beni dışlıyormuş gibi hissediyorum diyorsun. Ben de böyleydim. Gerçekten üniversitede hiç arkadaşım olmadı belli bir seneden sonra. Gerçekten ben de sürekli böyle hissettim. Ama kendi dünyanı oluştur ya. Gerçekten zaten olmaman çok daha iyi. Çünkü üniversite arkadaşlıkları hiçbir zaman kalıcı arkadaşlıklar değil. Eğer sen çabalayıp arkadaş yapmaya çalışırsan olmaz. Zaten her şey olağanüstü şekilde gelişiyor. Kendi kendine gelişiyor yani. Nasıl aşkı sen arayınca bulamazsan, arkadaşlık da aynı şekilde. Ararsan bulamazsın. O yüzden sen kendi başına takıl. Elbet bir yerde kendi kafana uygun bir arkadaş bulacaksın. Aynısını ben de çok yapıyordum. Arkadaşım olmadığı için evime çok fazla gidip geliyordum. Evet, bunlar da benim notumu düşürüyordu. Motivasyonum çok kötüydü. Hiç arkadaşım yok. Hiç dışarı çıkamıyorum. Sürekli ailemi özlüyordum. Hani kimsem olmadığı için okuduğum yerde. Aynısını maalesef ben de yaşadım. Ama okulu bırakma, pişman olursun. Benden sana tavsiye. Bu şeyleri yaşamış biri olarak söylüyorum. Benden sana tavsiye. Okulunu bırakma. Son olarak kendini böyle sosyalleştirmek istiyorsan okullarda etkinlikler olur. Bu şeylere kaydolmaya çalış. Bir spor dalıyla ilgilenebilirsin. Bir spor dalına ilgin yoksa bir müzik türüyle ilgilenebilirsin. Ne olabilir? Tiyatro takımları varsa girebilirsin ama utangacım diyorsan. Yani bir sürü o kadar kol var ki. Faaliyetleri takip et. İlla ki sizin üniversitenizin bir Instagram hesabı vardır. Orada faaliyetleri görebilirsin zaten. Mutlaka bir kurs, bir faaliyet, bir yere kaydol ki oradan arkadaşlar illaki edinirsin. Dostluk edinemezsin belki ama illaki konuşabileceğin arkadaşların olur. Benden verebileceğim şeyler bu kadar. O derdin üstüne bakın, şunu okumak istiyorum. Yaklaşık 2 yıl önce 13 yaşında 8. sınıf öğrencisiyken okulun yarılarına kadar gelmişken salaklık edip okulu bıraktım.
Ve ailem anlayışlı ve beni seven, benim mutlu olmamı istemeyen insanlar. Biraz ailem üstüme gelmedi ve şu an açık öğretim 8. sınıf öğrencisiyim. Şu ana kadar 4 sınava girdim ve vermem gereken yaklaşık 3 dersim kaldı. Ve bu 3 dersin ikisi hiç kafamın basmadı. Okul zamanında karnemde bir gelen derslerdi. Şimdi sen bu dersleri nasıl vereceğim? Hadi diyelim verdim. Lise diplomasını nasıl alacağım? Büyük ihtimal ilkokul mezunu bilgisiz, özgüvensiz bir asalak olarak hayatıma devam edeceğim. Bak, okulu bırakacağım diyorsun, gördün mü? Kadar pişman olan bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız da çok pişman. Bir kere ilkokul mezunu olan kişiler illa bilgisiz, özgüvensiz değildir. Sen kendini geliştirirsen bunlarda hiçbir sıkıntı olmaz. Ama tabii ki de bu şeyi bitirmek zorundasın. Şu an hala o sınıfı okumakta olan kişilerden rica edebilirsin, notları isteyebilirsin, sana birkaç soru da yardım etmelerini isteyebilirsin. Onlarla ders çalışabilirsin, imkanın varsa özel ders alabilirsin. Çünkü pişmanmışsın, çalışıyorsundur, illaki para kazanıyorsundur. Cüzi miktarlarda üniversite öğrencileri böyle dersler veriyor. Mutlaka destek almanı tavsiye ederim. Verirsin o derslerini de, güzelce de diplomanı alırsın. 8. sınıfta bırakmışsın. Ondan sonra da liseyi bitir yani. Tavsiye ediyorum, en az lise mezunu ol. Hiçbir şey için geç değil. 40 yaşına gelip de üniversite kazanıp okuyan var. Neyse işte karantinada bir günü daha devirdik. Bir videomuzu daha devirdik. Sıkıntıdan daha ne yapabilirim? Hatta size geçen gün çekecektim. Kendi tırnaklarımı yaptım. Ama çekmedim yani. Ne kadar ilginizi çeker. Kafamın karışıklığını renklerden görebilirsiniz. Çok sıkılıyorum evde artık. Şimdi 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı da geldi. Annemlerin ikisi de 65 yaş üstü olduğu için annemle babam. Onlar çıkamıyor. İşte ben arada bir çıkarım, ekmek alırım. Pazara falan giderim. Böyle sıkıcı geçiyor günler. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Karantinada benden izlemek istediğiniz videolar varsa mutlaka aşağı yorum atın. Bir arkadaşımız demiş, adı Elif'ti galiba. Soru cevap çek demiş ama problem şöyle ki bana hiç soru sormadınız. Keşke bana soru cevap çek derken bir soru sorsaydın. Bir olurdu en azından. Yani şöyle bir 5-6 soru olursa ben çekerim. Lütfen bana yönlendirdiğiniz bir soru varsa da aşağı yorum atarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum. Evde kalın. Çıkmayın. Yaşlılarımızı koruyalım. Lütfen. Öpüyorum size.